Benim canımı sıkmayın. Bakın size perişan durumumu göstereceğim. Selamlar herkese, benim Turhaner. Bugün yine Cuma Pazarı'na geldim. Ama bu sefer Bit Pazarı'nı gezeceğim ve daha çok dekorasyon ürünlerini gezeceğim. Çünkü son zamanlarda ben vazolara, biblolara, işte şamdanlara, mumluklara falan takmış durumdayım. Kendim için özellikle bakacağım. Sizler de bakarsınız diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla dekorasyon ürünlerine yoğunlaşmıyorduk. Daha çok kıyafetlere bakıyorduk. Bu sefer dekorasyon ürünlerine bakarız diye düşündüm. Hem değişiklik olur hem de kurcalarız, karıştırırız birlikte. Gayet güzel şeyler bulacağımı düşünüyorum. Önceden bakıyordum ama çok detaylı bakmıyordum. Bence güzel olacak. Beşiktaş pasajından da böyle küçük objeler falan almıştım. Bu aralar bayağı sardım dediğim gibi. Böyle cam vazolara falan bakmayı düşünüyorum. Çok kalabalık. Bu arada ben pazara geldim. Çok kalabalık. Hemen bir sokağa girdim. Size merhaba demek istedim. Saat 12 falan. Herkes koca koca poşetlerle yürüyordu. Evine doğru gidiyordu, artık bir sürü şey almışlar. Bu saatlerde demek ki böyle oluyor. Yollar da bayağı kalabalık. Olsun. Sıkıntı yok. Bu video çok uzun olmaz diye düşünüyorum. Sadece böyle dekorasyona bakarız. Ama sosyete pazarına da bakabilirim videonun sonlarına doğru. Bilginiz olsun. Çok fazla konuştum. Yavaş yavaş başlayalım bu arada. Bu arada tabii ki kanalıma abone olmadıysanız, abone olsanız da çok mutlu olurum. Böylelikle videolarımdan haberdar olursunuz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu arada pembe saçlarımı yıkadım. Böyle uçuk bir renk oldu. Bu da gayet tatlı. Bayağı bir kabarmış saçımda. Artık gidelim. Maskemizi takalım. Hazır mıyız? Kalabalığın arasına giriyoruz. Her yer bombastik. Burası kumaş kısmına geçelim biz. Kumaş kısmından girmişim ben. Şöyle bir tezgah buldum ama gözüme şu an bir şey çarpmadı. Belki sizin çarpar diye gösteriyorum. Tabii ki fiyatlar hep değişiyor. Şu ne kadar değişik bir şey. Tepsi herhalde bu. Şu ne kadar acaba? 120 abi. Hala bir şey bulamadım. Şöyle bir göstereyim size. Yine nostaljik bir şeyler çıkıyor. Bunlar tam çerçevelik. Çerçeve içine kalın kalın. Şunlar ne kadar tanesi? 10 liraymış. Çerçeveye koy. Dekor. Bolca tabak çanak var burada. Uygun fiyatlı. Şu vazo tatlışmış. Gayet kalın. Ay bayağı ağır. Ne kadar bu? 40 TL. Burası ikinci el değil. Bildiğim kadarıyla 7,5-6,5 çünkü fiyatlar. Burada bir tezgah. Şunlar şöyle takım. Şöyle duvara asmalık posterler var kalın kalın. Arkasında böyle bunun şeyi var. Bunun yapışkanı da var mesela, Sezen Aksu sevenlere. Benim canımı sıkmayın. Tane 10 lira, iki tanesi de 15 liraymış. Değişik parçalar var burada. Değişik. Şu ne kadar? Pardon, şu ne kadar? Hangisi efendim? 50 TL. Şu duvara asmalık. Aa, şu ne tatlıymış. Şu turuncu, şu ne kadar acaba? Bu 100 lira olur Murat Hanım. 100 lira. Ay çok tatlı. Burada bir ürünü bulunca, görünce hemen almanız gerekiyor. Anında bitebilir. Bir daha da böyle bir şey bulamayabilirsiniz. Orijinal bir parçaysa, değişik bir parçaysa. O yüzden hemen bir tane vazo kaptım. Videonun sonunda yine gösteririm.
Bakın size perişan durumumu göstereceğim. Ne almıştım ve kırdım. Ben kırdım. Konuşamıyorum ya. Bu ses nedir? Bakın bunu almıştım. Göstermiştim. Kırdım. Böyle kullanırım. Ne yapayım ya? Böyle kullanacağım artık. 100 TL vermiştim. Gitti 100 TL. Düzeltmeye çalışıyordum. Bunun içine sarmaya çalışıyordum. Sararken düşürdüm maalesef. Dikkat edin siz de. İyice böyle sardırın. $30. Burası ne tatlıymış böyle. Çok tatlı. Minnak minnak objeler. Parçalar değişiyor. 80'leri, 90'ları, 100 lira. Burada erkek ceketleri var daha çok. 10 TL'ye biraz bakacağım tabii. Nasıl tarzlar varmış. Hoşmuş bu. Şurası 25 TL burası da. Bakalım. Tatlıymış bu. Bakın çok güzel bir kaban. Ceket de güzel. Hem kadın için hem erkek için olur. Bu lekeli bir şey. Bunu geçelim. Bu ceket de güzelmiş. Burası böyle 25 TL. Burada tatlı şeyler çıkabiliyor aradan böyle. 25 TL'ye şöyle dantelli bir elbise buldum. Benim olan vazom oldu. Bir de onlar Murano'ymuş. Hani böyle camla üfleyerek yapıyorlar. Onlardanmış. Öyle yarım yarım kullanacağım. Ne yapayım? Bir daha bulursam buralardan yine o abi de olurmuş. Oralara bakacağım yani. Çok tatlı bence öyle cam şeyler. Ama çok da fazla bulamadım yani ondan. Başka zaman belki bulurum. Biraz ara verelim. Sosyete pazarı kısmına gezelim. Burası hem daha kalabalık. Pazar gezmeyi daha çok seviyorsunuz. O yüzden birkaç tezgah normal sosyete pazarını da gezelim istedim. Şöyle yumuş yumuş pijamalar var. Burada aşırı yumuşak. Şu poşetimden de gözükmüyor. Çok güzeller. Kaliteleri çok güzel. Fiyatlarını da soralım. Yazmıyor. 35 TL'ymiş burası. Bu tatlı sivitler 130, 120. O 150. O civarlarda. Burası 35 TL. Trikolar var. Krap trikolar. Ay rengi ne kadar tatlı. Daha canlı normalde burada. Soft çıkıyor. Şu da tatlı. Bu da çingene pembesi. Böyle trikolar var. 15 lira burası. Capcanlı bir elbise buldum triko. Şöyle büyük bir boğazlı buldum. Şöyle sivit var. 35 TL gayet uygun. Büyük bedenler de bakabilir. Şöyle orta kısımlarda yine. Orta kısımlardayım. Şu neymiş? Bu da pantolonmuş. Hoş bir triko pantolonmuş. Beğendim. Evet, yumoş tight 15. Euro sandım bir an TL. Bunlar da böyle fiyatlar 50 TL, 35 TL, 40 TL, 35 TL. Böyle termal tight filan. Bunlar da 50 TL'ymiş. Sivitler, içleri polarlı. Takımlar. Şöyle bir tur atalım.
şurası 50 TL'ydi galiba. Sorayım. Şöyle 60 TL. Renkler ne tatlı ya. Renkler hoş. Şöyle değişik değişik. Parça parça renkleri seviyorum böyle blok desenli şeylere. Ay bu da tatlı. Aa. Çocukla sohbet ederken aa bu nasılmış böyle. Ama güzelmiş bu arkası. Bu da önü. İçi polarlı yumuş bir şey. Parçalar 10 TL. İsteyle. Şöyle vintage hoş bir ceket. 150 TL. Detayları çok güzel. Bakın montlar 50 TL. Bunlar ikinci el değil. Yelek de var. Bunların renkleri de varmış. Tatlı aslında. Bilemedim. Çok mu canlı? Renk seviyorum ama çok canlı sanki. Şu ne kadar acaba? 1000 lira. 1000 lira. Wow. Güzelmiş. Ay şunların tatlışlığına bakın. Aynalı aynalı. 25 TL. Burada ne tatlış objeler var. Şuna bakın. Şuna bakın. Tatlış bir şeyler var. Bu da 50 TL. Ay çok tatlı bir şey buldum. Şuna bakın. Değişik yani. 10 TL. Şu vazolar bir tatlıymış şunlar. Ama renkleri bilemedim. Şunu bir sorayım mesela. Şu da tatlı. 50 TL. Şöyle tatlış vazolar buldum. Şöyle renkli istiyordum. Şu yeşil ne kadar vazo? 10 TL. Çok fazla biblo da göremedim böyle tatlı bir şeyler. Onlar 30 lira. 30 lira hepsi. Mumluk. Hep renkli böyle camlı şeyleri seviyorum ben. Bunlar 10 TL. Şöyle renkleri de var. Ne kadar bu balıklar? 5 lira. 3'ü 10 liraymış. Çok tatlı. Bunun içine böyle ot koyuyorsunuz. Ağzından ot çıkıyor gibi. Şöyle minnak mumluklar buldum. Çok tatlı. 5 tanesini 10 TL'ye verecek. Alacağım sanırım. Böyle bir şeyler daha var. Şuna bakın gerçek kelebek. Şu 250 TL'ymiş. Burası böyle. Şıkır şıkır bir tezgah. Bunlar biraz pahalı oluyor. 100 liradan falan başlıyor fiyatlar. Burası nedir böyle? Burası. Şu eski annemde olan, annemde şu mavilerden var. Bunlardan var. Renk renk. Şurada cam bir şeyler var. Şunları sorayım mesela. Şunlar ne kadar? Abla 10 lira. 10 lira. 15 lira, 10 lira. Çok pahalı değiller yani. Şu da güzelmiş. Burası güzel. Böyle fincanlar. Bu video bu kadar olsun. Zaten bu eşyaları kıracağım diye diğer
Diğer küçük mumlukları da almıştım, renkli atlı olanları. Onları da aldım, 5 tane olanları. 5 tanesini 10 liraya aldım. Bir de o vazoyu almıştım, biliyorsunuz 100 liraydı. Artık yarısı gitti. Üzüldüm gerçekten. Olsun, ne yapalım? Başka zaman yine buluruz bir şeyler diye düşünüyorum. Bu şekilde maskesiz konuşayım dedim. Böyle dekorasyon ürünlerine sardığım için böyle kendi zevkime göre şeyler baktım işte. Objeler, biblolar, vazolar falan, onlara baktım. Evet, videonun sonundan şöyle bir bölüyorum. Şu vazomu nasıl kullandığımı göstermek istedim. Hem de son zamanlarda aldıklarım. Şunlar hep Trendyol'dan, bu mumluklar. Şunları Beşiktaş'tan almıştım, pasajdan göstermiştim. Bu çerçevenin içindeki görseli Güral Porselen'in bir reklamı vardı dergide. Hemen oradan kestim uyumlu olur diye. İngiliz Home'du çerçevem. Böyle şu Koçtaş'tı, yıllar önce almıştım. Şu H&M'di. Böyle tatlı bir köşe yaptım, size de göstermek istedim. Objelere, mumlara falan taktığımı söylemiştim. Şöyle çok tatlı oldu. Duvarı şöyle boyamıştık, uyumlu olur diye düşündüm ama şu objeleri daha ayarlayamadım. Bunlar hep eskilerden kalanlar. Bir de şunları almıştım. Biliyorsunuz bunlar bence bardak ya. Bana mumluk gibi gelmedi. İlk mumluk gibi gelmişti ama bilmiyorum, mumluk olarak da kullanabilirim diye düşünüyorum. Şurada küçük bir yılbaşı köşesi gibi oldu. Bir de son zamanlarda şu fişi görmeyelim, fiş güzel gözükmüyor. Şu vazoyu aldım Trendyol'da, Bob Object. Bunu aldım. İşte mumlar yine Trendyol'dan, şuna Ikea'ydı. Böyle çiçeklerimi falan koydum. Bu vazomda böyle güzel olacaktı aslında gördüğünüz gibi ama böyle bir... Böyle kısa bir dönem kullanırım, sonra atarım diye düşünüyorum. Sonra elimi falan kesmeyeyim. Şöyle tatlı bir televizyon üstü oldu. Şurayı da bir düzeltirsem güzel olacak diye düşünüyorum. Bu şekilde renkli köşeleri seviyorum. Bir de şöyle bir yastığım vardı benim. Yastık gelmişti hediye. O da böyle sarılarla uyumlu oldu. Şu da H&M Home'du. Şunu da H&M Home'dan almıştım, böyle tatlı bir şey. Şu aslında bir tabak ama böyle dekor amaçlı bir şeyler yapmaya çalıştım ama sanki olmadı. Aslında mumları falan koydum, olmadı. Böyle de bir değişik oldu, bilemedim. Öyle onu kaldırırım diye düşünüyorum. Bunlar böyle oldu. Burası da koltuğumun olduğu kısım. Böyle pembeler falan var ama ben burayı daha çok renklendirmek istiyorum. Aynı raflardaki gibi. Şunu ben yapmıştım. Şunu da yine Trendyol'dan aldım. Bu siyah beyazları falan kaldıracağım. Böyle daha renkli bir şeyler yapacağım. Öyle bir öneri olsun diye göstermek istedim. Şimdi videonun sonuna geçebiliriz. Kendi zevkime göre şeyler baktım. İşte objeler, biblolar, vazolar falan, onlara baktım. Daha fazla şey vardı tabii ki. Ama daha çok kendi zevkime göre baktım bu videoda. Ama yine sosyete pazarını da gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı lütfen. Abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da bol bol Reels'lar paylaşıyorum. Bence yine güzel bir video oldu. Biraz değişik bir video oldu. Yine pazar videolarım tabii ki devamı gelecek. Tabii ki vazoma çok üzüldüm. Olsun, ne yapalım. Öyle şeyler bulursam yine cam kesin alırım. Cuma günleri bakarım yani. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.